değişimler, derinin gerilmesi ve kilo artışı gebelik döneminde çatlak oluşumuna zemin hazırlayabilir. Bu çatlaklar genellikle öncelikle karın bölgesinde, daha sonra göğüslerde, bacaklarda ve koltuk altına doğru yayılım gösterir. Peki çatlak oluşumunu önlemek için alabileceğimiz tedbirler yok mu? Elbette var. Bu videomuzda gebelik döneminde çatlak oluşumunu en aza indirebilmeniz için dermatologların önerdiği doğal tavsiyelerden bahsedeceğiz. Gebeliğin özellikle 5. ayından itibaren oluşmaya başlayan çatlaklar için birinci ve en önemli koşulumuz kesinlikle bol su tüketmektir. Su içmek cildinizin esnekliğini korumasına yardımcı olurken aynı zamanda çatlaklara karşı cildinizin daha dirençli olmasına yardımcı olur. Nemlendirici kremlerin ve yağların çatlakları kesin olarak önleyeceğine dair herhangi bir veri bulunmasa da bu yağlarla cildinizi nemlendirmeniz yine cildinizin daha dirençli ve daha esnek olmasına yardımcı olabilir. Kullanacağınız yağlar ise kayısı yağı, melisa yağı veya zeytinyağı olabilir. Ancak bu yağları seçerken %100 doğal olmasına emin olmalısınız. Hamilelik çatlaklarını önlemek için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise ılık suyla duş almak. Hatta mümkünse soğuk suyla da duş alabilirsiniz. Soğuk su, derede şok etkisi yaratarak derinizin daha güçlü olmasını sağlar. Bahsettiğimiz tüm bu öneriler çoğu gebe kadının ve uzman dermatologların tavsiye ettiği doğal önerilerdir. Ancak çatlak oluşumunun genetik ve deri yapısıyla da ilgili olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu öneriler işinize yaramazsa doğumdan sonra lazer tedavisi veya dermroller tedavisine de başvurabilirsiniz. Ya dermroller ciltteki lekelerle ilgili bir şey. Ne yapıyor biliyorsun? Amaç şu. Çoğu şey için kullanılıyor aslında. Amaç açıyorlar burayı. Küçük küçük iğneler sokuyorlar. Ama canın acımıyor yani. Böyle bir şey var şey gibi, onu böyle suratında gezdiriyor ama o gezdirdiği şeyin altında iğneler var. O iğneler cildini açıyor ama acıtacak kadar değil yani. Ondan sonra öyle olunca cilt onu yara sanıyormuş, hemen kolajen gönderiyormuş, ya orayı yeniliyormuş. Bu mesela sivilce tedavisi falan çok kullanılıyor. Ben mesela onu yaptıracaktım bir ara lekelerim için. Sonra yaptırsam mı yaptırmasam mı bilemedim, kaldı öyle yani. Bir de soyuyor cildi. Yani soyuyor, yeni deri. Daha fazla bilgi için açıklamalar kısmına bıraktığımız linklere tıklayabilir veya gebe.com'a girerek arama çubuğuna hamilelik çatlakları yazabilirsiniz.